Öncelikle dünyamızın ve ülkemizin karşılaştığı pandemiyle birlikte sağlık çalışanlarımızın çok büyük özveriyle savaş oldu. Cephenin önünde onlar savaşırken biz de cephenin arkasında onlara var gücümüzle kıyafet yetiştirmek, onların steril ortamlarda çalışmasını sağlayabilmek için var gücümüzle arkadan savaştık. Aslında cephenin önünde onlar görünen kahramanken biz de cephenin arkasında var gücümüzle çalışan kahramanlar olmaya çalıştık. Bu pandemiden herkes olduğu gibi biz de etkilendik. Çalışma saatlerimizi ona göre düzenleyip hijyen, maske, mesafe kurallarını uygulayarak çalışmalarımıza devam ettik. Zaman zaman izinler vererek, zaman zaman personellerimizi motive etmek için gayretler göstererek, sık sık toplantı yapıp, motive toplantıları yaparak sağlık çalışanlarına kıyafetlerini ulaştırmak için var gücümüzle bu dönemde çalıştık ve başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Pandeminin başlamasıyla birlikte çok abartılı şekilde talepler oluştu. Biz bu talepleri karşılayabilmek için mücadele ettik. Ama tabii talepleri tam olarak karşılayabildik mi? Karşılayamadık. Ama yetebildiğimiz noktasına varana kadar sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu hissettirerek onların kıyafet ihtiyaçlarını karşıladık. Daha sonra bir rahatlama oldu. O dönemde değerlenme, toparlanma sürecini yaşadık. Şimdi tekrar pandeminin artmasıyla birlikte bizle çalışanlarımızın tekrar sağlıklarını ve kontrollerini yaptırarak çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda ama bir artış söz konusu değil. Pandemiden önce 100 birim üretim yapıyorsak pandemiden sonra 120 birim üretime çıktık. Yani %21 artış söz konusu. Onunla da ilgili personel sayımızda belli takviyeler yaparak bu süreci o şekilde çözdük. Bir talep artışı olacağını artık düşünmüyoruz. Çünkü baştaki algı sağlık çalışanlarında her an kapanabiliriz. Belki kıyafet bulamayız. Nasıl marketlere koştular? Bizde de kıyafetlere koşturarak bir kıyafet almaya yönelerek bir artış oldu. Ama şimdi algı değiştiği için yani bunu yaşadı sağlık çalışanları ve algı değiştiği için o kadar bir talebin olacağını düşünmüyoruz. Şu an televizyonlarda yayınlanan birçok dizinin kıyafetlerini biz tedarik ediyoruz. Hatta şu an popüler olan doktor dizilerindeki kıyafetler kendi firmamıza ve markamıza ait kıyafetler. Ve biz bunu da yaparken sevinerek yani gerçekten hem sağlık çalışanlarına hizmet eden hem de rol sağlık çalışanlarına hizmet etmenin ayrı bir gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Şimdi biz buradaki tüm üretimimiz belli bir miktarda ve steril şartlarda, uygun şartlarda üretiyoruz. Ama bunun yanında hurdacı kumaşlardan kumaş alarak bunları üreten, çok ucuz şartlarda maliyetlere getiren ve bunları sosyal mecralardan satarak doktorlara ulaştırmaya çalışan birçok firmanın olduğunu duyuyoruz. Buradan ben oradaki çalışan doktor ve hemşire arkadaşlara seslenmek istiyorum. Lütfen markasını, adreslerini, iletişim bilgileri olmayan tedarikçilerden ürünlerinizi almayın. Unutmayın ki hurda kumaşlardan yapılan ürünlerin size faydadan çok zarar vereceğini ben buradan belirtmek isterim. Çünkü hiçbirinin steril şartlarda olmadığını biz biliyoruz. Sizi de buradan uyararak lütfen bu konuda sağlığınızı tehlikeye atmayın. Biz kumaşlarımızı büyük üreticilerden aldığımız için zaten steril şartlarda alıyoruz. Burada biz ürünlerimizi keserken, sererken el değmeden makinalarla seriyoruz. Ondan sonraki birçok aşamasını burada birçok teknolojik makinalarla yaptığımız için hijyene ve şeye dikkat ediyoruz. Ama bizim oradaki bahsetmek istediğimiz konu kumaşın burada yani kamyonlardan kamyonlara, dükkanlardan dükkanlara dökülerek birçok alanlarda toz, pis, kir içerisinde kaldığını biliyoruz ve bunu da buradan uyarmak istiyoruz. Tehlike şu an mevcut. Bu tehlikeyi de sağlık çalışanların bilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz burada üretim yaparken gerekli belgelerle, gerekli devletin vermiş olduğu belgelerle çalışıyor ve titizlikle bunun üretimini yapıp müşterilerimize gönderiyoruz. Ama bu denetimleri sağlamamış, denetimleri yapılmamış birçok firmanın bunları alıp sattığını bildiğimiz için buradan sağlık çalışanlarını üretiyoruz. Yani bizim onları gidip denetleme gibi bir hakkımız olmadığını biliyoruz. Ama denetimsiz yapılan işlerin de sağlık çalışanlarına zarar vereceğini de biliyoruz. Bu konuda uyarıyoruz. Özellikle sosyal medyadan iletişim bilgileri olunmadan satılan ürünlerin çok tehlikeli olduğunu söyleyerek uyarmak istiyoruz.